Evet. Münevver Karabulut cinayetinin e, 10. videosuna geldik değerli dostlar. Acaba Münevver Karabulut cinayeti çözülebilir mi? E, ben çözülme ihtimali, gerçekler ortaya çıkabilir mi? Bir ihtimal olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. E, o, itma, o da benim düşünceme göre daha çok 2025. Ben bunun sebeplerini anlatacağım size. Ee, ama 2024'te de etkisi olabilir. Bakın 2024-25'te sanki bu ortaya çıkarılabilir gibi geliyor bana. Ee, ya ben ihtimalin olduğu kanaatindeyim. Ya 2024-25 değil, değil mi? Şimdi size harita üzerinden inceleyerek anlatacağım. Değerli dostlar gelin ekrandan bunu görelim. Bir ihtimal var yani. Ya bu bu tür olaylar biraz zor aydınlanır. Çünkü arkadaşlar ya bu çok karmaşık bir olay. Yani bizim devleti aşan bir olay diyorum. Bakın. Ya bizi kim şey Öyle değil. Aa, kim bizi biz? Aaaa! diyebilirsiniz. Ama bu gerçekten ee, bu çok derin bir olay. Değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar progres bakıyorum. Hani umut verebilecek bir şey olabilir mi? belki progress ay neptüne girdiğinde bir ihtimal belki olabilir. Aha, progress Merkür görüyor musunuz? Progress Merkür Koç'ta 28 derecede, progress ASC yaklaşık 26. Gelecek seneye bakalım. Şöyle 2024 diyelim. Bunlar adım adım olasılıkları bize gösteriyor arkadaşlar. Evet, progress ASC 26.5, Merkür 27.52. Bakın 2024-25 arasında burada Merkür nedir? nedir? İyi, bilgi ama geriye gidiyor. Evet şimdi ya Merkür retro hemen öyle bak sakın ha sakın öyle düşünmeyin. Çünkü bu geçmişte olmuş çünkü geri giden, geçmiş, geri. Bir bilginin ortaya çıkması değerli dostlar. Yine burada güzel bir şanslı vakit gelecek Münevver Karabulut için. Onu da şöyle bulmaya çalışayım. 2020. Tabii bu arada bunu bu haritayı doğru gibi algılıyoruz arkadaşlar. Ay Progress ay 17'de Progress mc 20. Şunu üçgen yapacağım. Onu da şöyle Mart'a çekelim. Bakın Progress ay kovada o progres güneş 19 20 Bakın 2025 Mart Nisan. Çünkü burada progres ay MC üçgen. Yani MC üçgen arkadaşlar yine böyle davalarla ilgili destekleyici yine burada progres ASC. Progres Merkür üçgeni var. Görüyor musunuz? Progres ay MC üçgen. Güneş 19 derecede. bir çünkü soylu bir figür. Evet, 2025 ihtimali güçlendiriyor. Aa, solar arkartaya bakalım. Yine böyle aks noktalarını evet. M.C. Solarak M.C. Mars'a. Bakın. Solarak M.C. Neptün karesi neyi anlatıyor arkadaşlar? M.C. toplumu da anlatır. Toplumdaki hayal kırıklığı. Neptün. Yani ben bu iktidar e, büyük ihtimalle 2024 ve 25'te gidiyor. Diye tahmin ediyorum. bilemem geleceği. O yüzden bu şeyler adım adım açığa çıkabilir. E, belki o zaman solar arkta burada çok fazla destekleyici bir şey yok ama şöyle bakıyorum bir yaklaşan açı veya bir şey var mı solar arkta çok böyle bir şey görmedim solar return'a bakalım bakın bu kişi vefat etmiş bak görüyor musunuz Neptün DSC'de Mars MC'de ne şiddet olayının burada kurban figürü Neptün DSC'de e, insanların buna yönelik tepkisi bu olayla ilgili merakı ama ay 12. evde yine olayın çok sürünce de kalacağı. Yani bu olayın bu sene aydınlanma ihtimali biraz düşük. Gerçi Jüpiter şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda Jüpiter bakın işte enteresan olan o. Bu da güzel bir şans. Jüpiter şu anda e, bu haritada doğruysa tam M.C.S'in üçgen. Jüpiter hukuk konuları hak hukuk. Evet bakın bu destekler. Ama bu sene açığa çıkar mı? Göreceğiz. Ee, burada Jüpiter çok destekleyici. Neptün de ASC üçgen ve Ay'a üçgen yapsaydı değerli dostlar. Evet diyecektim. Şimdi gelecek seneye bakalım. Çünkü gelecek sene Neptün de sanki orada ASC üçgen yapacak. Satürn mesela. Satürn'e de bakmak lazım. 2024'te. Şöyle bunu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Jüpiter 22. Ya Jüpiter Mart ayında. Şimdi Nisan açtım da. Neptün'e bakıyorum. Neptün nerede? Evet. Evet. Bakın bulduk. Aa. Evet, bulduk. Belki bir de 19 derecede olsun güneş. 19 zaten bu kişi soylu bir figür. Güneş Neptün kavuşumu ASC ve şey üçgen aya görüyor musunuz? Güneş ASC üçgen, Jüpiter MC üçgen. Bir umut. Gelecek sene 19 Mart o civarlar. Bir şans var. Çünkü güneş burada balıkta son derecede bir ihtimal var. Jüpiter ASC üçgen ve 2024-25'te Neptün, Satürn ASC üçgen yapacak. Uranüs DSC'ye gelecek. Yine böyle birilerinin kolektif bir yapının belki bu olayı açığa çıkarmasını ya da astrologların o da olabilir. Anlatabilir. Yani Münever Karabulut için evet bu e, 2025 dahil 2024-25 bu olayla ilgili bu olayın aydınlanabilme şansı var. 2025'te de Kuzey Aydın balığa geliyor arkadaşlar. Ha bakın burada Hristiyanlık şey güçlü olduğu bir zaman. Evet, işte burada şans artıyor. Dolayısıyla ben e, Kuzey Kova de balığa geçerse orada da Neptün balıkta olacak. Satürn de balıkta. ASC'sine ve aynı üçgen yapacak. Şansının daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle 2025. 2024'te de şanslı zamanlar var. İhtimal var değerli dostlar. Yani Münöver Karabuluk cinayeti gerçekleri ortaya çıkma ihtimali var. Sanki ama bana 2025 gibi geliyor. Yani o zamana bu hükümet falan gider. Bakın bu hükümet varken olmaz. Gerçekler acıdır değerli dostlar. Yani büyük ihtimali git zaten. Yani hani bilemem gelecekte ne olacak ama çünkü evrenin işleyişi, sistem, e, kolektif karma, Türkiye'nin karması Ektiğimiz şey kötü, kötü şeyler ektik, biçeceğimiz e, şey de zor. Ama işte ondan sonra hak hukuk, adalet gelir. Bütün siyasi, işte çürümüş yapılar yıkılır, ondan sonra gelir. Ne demek istediğimi anlayan anladı. Evet, bu videoyu da bitirdik, geldik. Son videoyu çok uzatmayacağım, son videoyu. Kendi bütün videolarda söylediğimi bağlayacağım ve bununla ilgili kendi görüşlerimi aktaracağım. Evet, son videomuz 11. videoda tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. <laughs>